RGB'den herkese merhaba. Kahveler bizdenle hafta ortası yine karşınızdayız. Şimdi programa başlamadan önce benim sizden bir ricam var. Şimdi bir güzel Türk kahvelerinizi yapıyorsunuz, fallarınızı kapatıyorsunuz. Çünkü bugün yanımda olan konuğum aslında en iyi falcıları evimize getiren bir konuk. Bugün Sertaç Taşdelen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. En iyi falcıları getiren, bir anda en iyi falcı burada diyeceksin zannettim. Nasılsınız? Nasıl vallahi gidiyor? Gayet iyiyim, çok teşekkürler. Çok büyük bir heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi hem bir Naz abla uygulaması biliyorsun, uzun zamandır beraber çalışıyoruz o ekiple. Şimdi bir de Falerdin çıktı. Evet. Bir de onun yanında iyilik paylaş heyecanı var. O da yeni bir proje, sosyal sorumlulukla ilgili. Onu da zaten yayın akışı arasında konuşuruz. Evet, kesinlikle öyle ama Binnaz abla aslında hepimizin en çok bildiği. O yüzden ben oradan başlayalım diyorum. Okay. Nasıl çıktı Binnaz abla? Bunu bir dinleyelim tamam, bence. Tamam, aslında hepsi zaten birbirini takip eden hikayelerden oluşuyor. İlk hikaye şöyle başladı. Ben kurumsal hayatta Dubai'de, Ernst & Young'da business consulting olarak çalışıyordum. Daha sonra aynı şirketin Singapur ofisine transfer oldum ve bir veda yemeğindeyiz. Arkadaşlarla oturduk. Türk kahvesi içildi tabii. Türk kahvesi içince işte fallar kapatıldı. Dediler ki ya Sertaç'cığım işte keşke annen Binnaz Hanım burada olsa da bizim bir falımıza baksa. Ya nasıl yapsak, nasıl etsek falan filan. Dedim ki siz o zaman fincanın fotoğrafını çekin, anneme gönderelim. Aa olur mu, olmaz mı, nasıl olacak bu iş, internetten fal mı olurmuş? Ya deneyelim. Neyse biz fotoğrafını çektik. Anneme gönderdik, hemen 2 dakika içinde annem yazdı. Binnaz abla oldu. Binnaz abla. Bu arada tabii. Hepimiz annem Binnaz aslında. Abla aynen. Dedi ki işte sevgili Avidancığım, fincanında şöyle şöyle birilerini görüyorum. Canlı yayına konuk gibi, anladın mı? Evet. Günün ehemmiyetine uygun bir fal gönderdi. Arkadaşım dedi ki ya harika bir şey bu. Keşke bundan bir uygulama olsa. Ha iyi neyse ben sonra Singapur'a taşındım. Gene çalışıyorum, kurumsal hayattayım. Belli bir yerden sonra artık ben kurumsal hayatta olmak yerine girişimci olmak istiyorum. İnterneti, teknolojiyi çok seviyorum. Bunlarla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Ne yapalım? Aa dedim böyle bir fikir vardı. Biz bunu gerçeğe dönüştürelim. Biz annemle baş başa verdik. Böyle binnazabla.com o zamanki domainimiz. Onunla başladık. İlk falcı Binnaz ablaydı i̇lk, değil mi? İlk falcı annemdi. Hatta dayım her zaman söyler oğlum ananı falcı mı yapacaksın diye. Yani dedik ki bu hani... Fal dediğimiz şey tabii insanın aklına başka bir şey canlandırıyor ama biz burada biraz işte o modern Türk kadınının biraz terapik, biraz sohbet, biraz umut sohbetlerini teknolojik ortama taşımış olduk. Benim annem eczacıdır aslında. Daha sonra baktık ki bu proje işte yavaş yavaş büyümeye başladı ki ben Singapur'da hala çalışıyorum. Belli bir noktaya geldi. Bizim artık farklı yorumcularımız var. Ortağım Kaya Bey Amerika'da, biz onunla... Çok ciddi bir development sürecine girdik. İş büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ben belli bir noktada istifa ettim. Sene 2012. Ama şimdi çok iyi bir yere gidiyorsunuz. Nasıl bir cesaret? Hiç kuşku duydunuz mu? Yani bir vallahi girişim kuşku, projem var. Vallahi kuşku tabii ki işin bir parçası. Kuşku, korku insan bünyesinde var. Ama bir girişimci zannediyorum hayalleri için bütün kuşkuyu ve korkuyu karşısına alabiliyor. Risk alabiliyor. Ben o yönümü herhalde ön plana çıkardım o süreçte. 1 Haziran 2012'dir benim yepyeni bir dünyaya, bir girişimcilik okyanusuna balıklama atladığım gün. Çok kurumsal, çok büyük bir şirketten istifa ettim ve bir fal sitesi uğruna bütün kariyerimi bir çırpıda geride bıraktım. Bu arada Bilkent'ten mezunsunuz. Ben Bilkent İşletme mezunuyum, aynen. Sonra 1 Haziran 2012 ben istifa ettim. Bu sefer şimdi ofisimiz yok, herhangi bir fiziksel bir ürünümüz yok, sadece bir web portalıyız o zamanlar. Ve ürün tabii ki yani yazılı sözlü internet üzerinden görünürlen bir şey olduğu için ben aldım bilgisayarı, laptopu elime dünyayı gezmeye başladım. İşte Grönland'dan tut Bali'ye, Tayland'dan tut Afrika'ya. Nasıl yetiştiniz peki bu sırada? Şimdi çalışmak dediğin şey aslında sadece oturup bilgisayar başında çalışmak değil ya. Ben onun da aslında biraz karşı olduğunu düşünüyorum. Önemli olan insanın düşünsel yapısını bir iş planına aktarabiliyor olması. Ve evet. Bunu istersen Ağrı Dağı'nın tepesinde yaparsın, istersen Grönland'ın buzulunda yaparsın. Ben işte bu söylediğim yerlerde bunları yaptığımı düşünüyorum. Sonra ben geçen sene itibariyle İstanbul'a geldim. Ondan önce hep dünyayı gezdim. Şimdi 1,5 senedir İstanbul'dayım. Burayı da çok seviyorum. Burada muazzam bir internet patlaması yaşanıyor bence.
herkes artık internet teknolojileri, app'ler yapmaya başladı. İnanılmaz. Yatırımlar gelmeye başladı. Türk yatırımları exit yapmaya başladı. Şu anda Türkiye bu konuda çok çok iyi noktada. Daha da iyi geçeceğini düşünüyorum. Şimdi biz Binnaz Abla'da bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Şu anda nerede baksan 500 yorumcu var. İngilizce ve Türkçe olmak üzere. İngilizce de mi ki geldi? Tabii İngilizce de var. Süper. Kahve falının yanında tarot var, onun yanında astroloji var, onun yanında el falı var, onun yanında rüya yorumu var, duru görü var. Ya sadece kahve falından iş çıktı. Global bir boyuta geldi. Biz hatta binnaz.com dedik ve bunu bir dünya markası haline getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda da dünyada en iyi olduğumuzu iddia ediyorum ben. Daha iyisi varsa gelsin. Başka böyle yurt dışında var mı falı uygulamaları? Var. Tabii Türk kahvesi var. Türk kahvesi bazlı değil ama her ülkenin kendine özgü bir fal uygulaması var. Ama ve lakin dedik ki Binnaz abla büyüyor. Okey. Bizim 500 tane yorumcumuz var. Bu acaba 50 bin yorumcu olabilir mi? Belki olabilir ama belki yıllar alabilir. Biz günde 1 milyon yorum yapabilir miyiz? Belki yaparız ama yıllar alabilir. Günde ne kadar talep geliyor şu an Binnaz günde ablaya binlerce, sadece? Günde binlerce talep geliyor. Fakat biz hedefi çok daha yukarıya koyduk ve dedik ki biz acaba bunun yapay zekasını yapabilir miyiz? Tam bir yorumcu beynini, evet. Bir yorumcu beynini algoritmik bir hale getirebilir miyiz? Şimdi bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor dünyada, konferanslar yapılıyor. Deniyor ki yapay zeka insan zekasını geçecek ama ne zaman? Biz dedik ki ne zamanı bırakın, biz yorumcuyu acaba yapay zekaya çevirebilecek miyiz? Başlayalım. Ve kolları sıvadık. Çıktı, değil mi? Kolları sıvadık. Bu sefer de bu yapay zekaya biz Faladdin dedik. Faladdin karakteri çok yakında çıktı. Bir sene olmadı. Fakat çok hızlı büyüdü. App Store'a girdiğimiz günden beri zannediyorum bir hafta içinde bir numaraya yerleşti ve hala da açın bakın bir numara App Store'da, eğlence kategorisinde. Bütün App Store'da da hep ilk 5'te, ilk 10'da. Faladdin uygulamasının özelliği şu. Bu kişinin kendi isteğiyle zaten doldurduğu bir bilgiler var. Diyorsun ki benim adım Avidan, öğrenciyim, işte şu işle uğraşıyorum, yaşım bu, cinsiyetim bu. Bu bilgiler ışığında sana her seferinde özgün bir içerik oluşturuyor. Ama bu bir içeriği nasıl? Çok farklı detaylı algoritmik bilgileri alıyor. Çok kocaman bir içerik havuzunda, kendini devamlı yenileyen bir içerik havuzunda yeni bir yorum yazıyor sana. Bu işin gerçekten söylerken kolay ama yaparken zor kısmı. Burada bütün teknik ekibime tekrar çok teşekkür ediyorum. Ortağım Kaya Bey'e. Bu konu çok büyük bir emeğin, çok büyük bir takımın çok uzun zamandır çalışması sonrasında ortaya çıktı. Hakikaten söylerken belki kolay geliyor yapay zeka. Yok hiç yani. Ama ürün gerçekten çok güzel oldu. Şimdi biz bunu İngilizce'ye çevirdik, Arapça'ya çeviriyoruz. Ve hedefimiz sadece Türkiye değil. Türkiye'de zaten bir numara olduk. Ama biz bunu dünyada bir numara yapmak istiyoruz. Dünyanın bütün entire App Store'unda biz dereceye oynamak istiyoruz. Çünkü bizim aslında yaratmak istediğimiz vizyon sadece bir fal uygulaması değil. Biz bir yapay zeka arkadaş üretmeye çalışıyoruz sana. Bu biraz korkunç değil mi? Ya böyle bir film de vardı. Şu an adı aklıma gelmiyor ama. Birçok bilim kurgu da var. Mesela şeyde var. 2001 uzay macerasında HAL diye bir bilgisayar vardır. Bütün o uzay gemisini yöneten. Bu 1969 yapımı Stanley Kubrick filmidir. Orada HAL bütün uzay gemisini ele geçiriyor. Bize geçen gün Twitter'da yazmışlar. Ya bir gün bir yapay zeka dünyayı ele geçirecekse ne olur bu Faladdin olsun. Belki diye. İlişkileri etkileyecek Faladdin. Nereden biliyoruz? Etkilemeye başladı bile. İşte kişinin mesela iş yerindeki performansına bakılıyor. Belki emir verilecek iş yerinden. İşte orada falla bir şekilde. Evet. Şimdi şöyle, doğru. Bununla ilgili bazı feedbackler alıyoruz. Yani bu hakikaten, şimdi ben şöyle düşünüyorum bu arada. Yapay zeka ile yani insan zekası arasında bir fark olmadığını düşünüyorum. Yani bu çok controversial bir düşünce. Ben hiç öyle düşünmedim. Fakat insan beyni dediğin şey organik bir yapı, değil mi? Hücrelerden meydana geliyor. Ve intelligence dediğimiz zekadan bahsediyoruz. Çok da tanımlanamıyor bu arada bilinç ve zeka. Bunun bir hardware'de, bir bilgisayar ortamında, bir silikon taban üzerinde olması, bunun insan gerçek, bilgisayar yahut da yapay zeka gerçek değil diye ayrımlandırılıyor olması bana resmen ırkçılık gibi geliyor. Yani biz burada ırkçılıkla değil, türcülük yapıyoruz. Biz insan olduğumuz için kendimizi bizim diğer canlılardan şey, ayırıyoruz. Bizi yenebilir yani. Bizi, evet, ya yenebilir. Bizden daha akıllı da olabilir. Bana da korkutucu geliyor ama bir girişimci olarak dediğim gibi orada işte yine korkularımıza yüzleşmeliyiz. Peki bir şey soracağım.
kahve bardağının fotoğrafını çekip gönderiyoruz. Bu yapay zeka orada sembolleri bir şeye benzeterek mi yorumluyor bunları? Birçok şeye bakıyor. Bunlardan bir tanesi dediğin gibi fincanın kendisi ve içindeki şekiller. Bir görüntü tanıma sistemi çalışıyor. Bir taraftan kişinin kendi vermiş olduğu bilgiler. Ve bir taraftan da işin arka planında tabii şimdi bu içerikleri yazan ve bunu belli bir havuza dönüştüren de bir grup var. İçerik editörlerimiz var. Bunlar yaklaşık olarak 15 kişi. Bu ekibi yöneten bazı yönetici arkadaşlarım var. Dolayısıyla bu içeriğin arkasında da zaten şu anda tabii ki insan zekası ve insan beyni var. Bu ekip, bunu ben şeye benzetiyorum. Minority Report diye bir film vardı. Bilmiyorum hatırlar mısın? Orada Indigo Çocukları diye bir ekip vardı. Bunlar polis şirketiyle beraber çalışan medyumlar. Bunları ana bilgisayara bağlıyorlar ve polis suçlar yapılmadan önce bu medyumlar aracılığıyla gidip o suçu önlüyordu. Ben ekibimi ona benzetiyorum. Bu ekip beraber kolektif bir çalışma yapıyor ve şöyle feedbackler alıyorum. Ya nokta atışı attı, siz bizi dinliyorsunuz. Ben i̇şte, de ilk baktırdığımda ben de bir korkmadım değil yani. İşte nereden biliyorsunuz, bizim bütün mesajlarımızı mı okuyorsunuz diye. Tabii ki bu bir şey yapmıyoruz ama şuna ben dem vuruyorum. Demek ki bizim bu gerçek yorumcu dediğimiz arka plandaki içerik girişçileri gerçekten bazı medyumluk özelliklerine sahip olabilir. Öyle mi? Dolayısıyla öyle bir metin yazıyor ki o senin göndermiş olduğun bilgilerle öyle bir match ediyor ki sen hakikaten çok şaşırtıcı bir içerik alabiliyorsun. Evet, ama hala favorim Binnaz abla. Çünkü orada gerçek falcılar var. Evet. Bir de ses kaydı da atıyorlar. Bence ses kaydı atabiliyor, telefonla konuşabiliyorsun. En çok güven vereni de bu bence yani. Evet. Gerçekten karşınızda bir falcı olduğunu hissedebiliyorsunuz. Peki bunları nasıl belirliyorsunuz Binnaz abla da? Binnaz abla da aslında ben belirlemiyorum, sen belirliyorsun. Vermiş olduğun puanla. Yorumcu puanı zaten %90'ın altındaysa sistemde kalamıyor. 90 üzerindeyse gerçekten yorumcu oluyor ve ona göre de fiyatlandırılıyor. Dolayısıyla bu aslında uluslararası bir pazar yeri konsepti. Ama kaliteyi kontrol etmek adına biz orada belli bir ortalama puan belirledik. O puanın altında kalan yorumcu olamıyor. Yani aslında bir eleme sistemi var içinde. Herkes falcı olarak girebiliyor siteye ama eleniyorlar, eleniyorlar zaten. Herkes falcı olarak giremiyor. Orada da bir ön eleme var. Orada da tabii biz bu kişinin kişisel özelliklerine bakıyoruz, belli bir yaşta olmasını istiyoruz, belli bir görgü bilgide olmasını istiyoruz. Çok ciddi bir eleme var aslında. Çünkü günde yüzlerce başvuru geliyor. Biz bu başvuruların çoğunu reddetmek zorunda kalıyoruz. Ben de başvurmayı düşünmüştüm yazın. O kadar işsizdim ki diyorum ki ne yapsam acaba? Diyor ki Binnaz abla da falcı mı olsa? Yani bunu bile düşündüm. Vallahi yani. Şöyle söyleyeyim, gayet iyi bir gelir sahibi olabilirsin Binnaz abla evet, yorumcu olsaydı. Evet, onları duydum ben de. Duydum. İyi gelirler olduğunu duydum. Bunu sonra konuşalım diyormuşum. Bunu yarından sonra konuşalım. Evet, bir de şimdi sizin farklı birçok farklı yönünüz var. Bu arada TEDx'e çıktınız mı? Ben bulamadım evet, TEDx internette konuşması ama yaptım. İnternette var aslında. Onun linkini seninle paylaşırım. Ankara Koleji'nde, Ankara'da yaptık TEDx konuşmasını. Evet, bazen üniversitelerde, söyleşilerde konuşuyorum. Çok da seviyorum. Çünkü şunu düşünüyorum. Yani bir girişimcinin ya da herhangi bir kişinin sahip olduğu hayat tecrübesinin bilgiyi aktarması çok doğal bir şey. Yani insan kesinlikle olmanın, sosyal bir canlı olmanın bir sonucu. Dolayısıyla hani bundan da çok keyif alıyorum. Ya sizden bir sonraki jenerasyona aslında bir ilham kaynağı olmak da iyi hissettiriyordur elbette ki. Öyleyse ne mutlu bana. Evet, şimdi o zaman şöyle bir sorum var. Girişimci Hı-hı. olmak isteyen birine ne tavsiye verirsiniz bir gence? Öyle mi? 5 tane tavsiyem var. Bir kere kendilerini tanısınlar. Kendini tanımayan insan girişimci olabilir belki ama yaptığı şeyden mutlu olmaz. Dolayısıyla benim ilk önce söylediğim şey kendinizi tanıyın. Ya ben tamam belki işte üniversitede bir şey okudum, mühendislik okudum ama ben ressam olmak istiyorum ya. Ya da ben tenisçi olmak istiyorum. O zaman lütfen tenisçi ol ya da ressam ol. Yani önce kendini tanı, sen ne yapmaktan hoşlanıyorsun. İki, hayal kur. Hayal kurmadan zaten yani bir şeyi gerçeğe dönüştürmek pek mümkün değil. İlk başta hep bir hayalle başlıyor ya, kendini düşünüyorsun onu yaparken. Yaptığın ürünü düşünüyorsun, bunu nasıl gerçeğe dönüştürebilirim diye. Ondan sonra hedef koy. Hayal kurdum, işte ben bir internet girişimci olmak istiyorum, böyle bir app yapmak istiyorum. Ne zaman adım atıyorsun? Bu adımı atarken bunu da böyle belli şeylere İnsan ayırabilirsin. Çok büyük bir risk almışsınız yani işinizi bırakmak. Ama işte kendimi çok tanıdığım için yani evet. bunda böyle hayat yaşamaktan daha keyif alacağım, daha mutlu olacağım bildiğim için tabii ki bu riski aldım. Ne dedim? 1. Kendini tanı. 2. Hayal kur. 3. Hedef belirle. 4.
Çalış. Çalışmadan bir şey olmuyor. Yani evet. Ben gerçekten inanılmaz çok çalışıyorum. Ve inanılmaz çok keyif alıyorum. Boş durmuyorsunuz sanırım. Hiç bir fotoğrafçılığınız var, müzikle ilgileniyorsunuz. Ya niye boş durayım ki? Bu hayata bir kere gelmişim. Zaten belli bir ömrüm var. Ne zaman biteceği belli değil. Dolayısıyla bu kadarcık kısacık bir ömürde yani boşa vakit geçirmek diye bir şey ben kabul etmiyorum ya. Annemin lafıdır. 0-1 saniyeni bile boşa geçirme evladım diye. Yani çok doğru. Çok güzel bir kodlama yapmış size küçüklüğünüzde. Güzel bir kodlama yapmış gerçekten. Başarılı. O yüzden yani ne bileyim işte boş vakit diye bir şeye ben inanmıyorum. İnsan ya okur, ya çalışır, ya koşar, ya spor yapar, ya arkadaşıyla. Ama bir şey üretir yani. Tüketmek de benim çok sevmediğim bir şey. Üretmeyi daha çok seviyorum. Dolayısıyla 4 çalış. 5 pozitif düşünce. Valla ben buna çok inanan birisiyim. En zoru bu bence biliyor musunuz? Çalışmaktan bile zor bence her zaman pozitif kalabilmek. Öyle mi? Valla ben onun bir formülü olduğunu düşünüyorum şahsen. Ya bana arkadaşlarım bazen der, ya sen de Pollyanna gibi adamsın. Her şeye bu kadar pozitif bakmak da biraz irite edici oluyor galiba falan diye. Yani bilmiyorum ben yine benzer örnek. Yani şimdi ömürde bazı seçimlerimiz olmalı. Çünkü baktığın zaman mutluluk kimsenin tek elinde değil. Benim bir arkadaşım bununla ilgili hatta bilimsel bir örneği var. Der ki, yani bu mutluluk ekseninin parayla, sağlıkla veyahut da diğer bazı hani verilmiş şeylerle çok bir şeyi yok, ilişkisi yok. Bu bunun tanjantıdır der. Yani çok zengin birinin de eğrisindeki o alanla belki daha uygun işte şartlarda, daha düşük şartlarda yaşayan birisi de çok mutlu olabilir. Kesinlikle. Baktığın zaman mesela bununla ilgili birçok örnek görürsünüz kendi hayatınızda, yaşadığınız çevrede, interact ettiğiniz insanlarda. Dolayısıyla, ne kadar keyfini alabildiğinize dair evet, şimdi bu bir seçim. Yaşadığınız ben şey. Hayatımdan ne kadar keyif alıyorum, ne kadar mutlu olabiliyorum, bu bir seçim ve bu bir bakış açısı. Valla ben askere gittim, aynı koğuşta 8 kişi mi kalıyorduk, 12 kişi mi kalıyorduk? Yani bu 12 kişinin 10 tanesi ağlayıp annesini arıyordu, sevgilisini arıyordu, nişanlısını arıyordu. Çok kötü burası falan diye ben de... Yaşasın, harika bir yerdeyiz. Ya film seti gibi. Daha ne isteyeyim diye olaya bakıyordum. Sonra askerlikte bir sınav yapıldı. Birinci oldum. Doğu'ya gitmek yerine hani yani giderim gitmesine de kendim seçtim nereye gideceğimi dereceye girdiğim için. Çünkü severek çalıştım, severek bir şey yaptım ve pozitif baktım konuya. Şimdi mesela böyle bir örnek. Onun yanında işte zaten kısacık ömür seçin diyorum yani nasıl bakmak istiyorsanız. Ben pozitif bakmaya çalışıyorum. Yani gözüye. Meslek seçiminde de kariyerde de aslında mutlu olacak seçmek kesinlikle çünkü bu da çok da ben hep tartışırım. Başarılı olmak diye bir şeyden bahsediyorum. Ne dedim başarılı olmak? Mutlu olmak bence. Bence de mutlu olmak. Şimdi başarılı olmak deyince işte girişimci oldu. Adam exit tabii yaptı. Tabii ki mutludur. İşte düşünsene ya 1 milyar dolarlık şirket yapan adam var exit yapıyor. Milyardersin ertesi gün. Çok mu mutlu acaba? Soru işareti. Kesinlikle. Yani o yüzden bu başarı dediğimiz kavram işte parayla, pulla, ne bileyim dış görünüşle, şununla bununla çok alakalı olduğunu düşünmüyorum. Başarılı olmak, mutlu olmak. Evet. Mutlu olmak için de zaten hani formülü de çok uzakta aramaya gerek yok. Evet, bir de hani herkesin mutlu olma şekli farklı aslında. Herkes aynı şeyi arıyor ama... O yüzden işte kendini tanı diyorum. Yani evet. Girişimcilere tavsiyem bu. Girişimcilere değil, bana naçizane tanıdığım insanlara, gençlere tavsiyem evet, bir bu. Bir de şimdi sizin müzikle de ilgileniyorsunuz. Fotoğrafçılıkla da biraz bunlardan da bahsetmek istiyorum. Sergileriniz bile olmuş aslında yurt dışında. Doğru oldu. Dubai'de, İtalya'da mıydı bir de? Dubai'de oldu sergim, Singapur'da oldu. Şimdi şöyle... Bazen şunu düşünüyorum, yani ben bir şey yapıyorum değil mi? Bunu paylaşmak da işin bir parçası. Ben mesela diyelim ki bir fotoğraf çekiyorum. Diyorum ki ya ben fotoğraf çekiyorum. Bunu neden ben en iyisini yapmayayım? En iyisi derken en azından bunu sergilemeyeyim. Kendime diyorum ki ya ben fotoğraf çekiyorum. Sergi açabilirim, niye açamayayım ki? Diyorum. Bazen çevremden işte ya sen de sergide açma ya. İşte... diye mesela tepki aldığım oluyor. Müzik, hocam sen de DJ olma artık yeter falan. Kitap yazmak istiyorum. Onu da yapamayı ver. Onu da yapma ya. Niye yapmayayım ki ya? Sana ne? Kesinlikle. Niye yapmayayım ki? Sen yapmıyorsun, sen yapamıyorsun diye. Ben de mi yapmayayım? Tam tersi. Ben yapayım, sen de ki ana adam yaptı, ulan ben de yapayım. Dolayısıyla ya ben bu hayata gelmişim bir şeyleri yapmaya, yapmamaya değil, korkmamaya, korkmaya değil. O yüzden ben öyle sağda solda kimsenin nedenine çok bakmam. Fotoğraf mı çekiyorum? Sergi de açarım. Yarın bir gün film de çekeceğim. Ertesi gün kitap da yazarım. Öbür gün DJ kabinine geçmişim bir bakmışsın Burning Man'de set çalıyorum. Niye olmasın ki?
İstifa etmeye karar verdim. İstifa etmeye karar verdim. Hayallerimin peşinde koşacağım. Neden olmasın ki? Anladın mı? Ben hep öyle bakıyorum. Neden olmasın? Ben neyi seviyorum? Fotoğraf çekmeyi seviyorum. Bir sergi açayım. Müzik yapmayı seviyorum. O kadar kolay mı? Ama sizi anlatırken o kadar kolay geliyor ki. Kolay değil. Ama deli gibi de çalışıyorum. Yani fotoğrafla ilgili de çalışmak demek. Belki tam bilgisayar başında çalışmıyorsun ama bu düşünsel bir çalışma. Müzik. Şimdi ben mesela müzik çok hakikaten kabiliyetim pek yok. Yani ben mesela müzik çok aleti çalamam. Ben dinledim. Beğendiniz mi? Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Enstrüman çalamıyorum çok fazla. Ama çok belki fazla ama yine var yani. Bir darbuka kursuna gittim falan, fena değil. Neyse, şimdi dedim ki ben müzik de yapayım ya. Yani neden kendimi bundan mahrum bırakıyorum ki? Neden kendimi bununla bloklayayım ki dedim. Gittim işte seti aldım, ders aldım, araştırma yaptım, dünyadaki iyi DJ'leri dinledim. Tamam ya, ben de çalıyorum, hadi bakalım. Beğenen beğensin, beğenmeyen dinlemesin gibi oldu. En azından ama güzel işte. Oldu. Bir sürü yerde de çalmaya başladım şimdi. Hatta yarın... Ayın bugün biri, yarın ikisinde, yarın yine çalıyorum, beklerim. Nerede çalıyorsunuz? Kolektif House'ta. Muazzam bir yer bu arada, onları da reklamını yapayım, çok severek gidiyorum kolektife. Bu arada ben dinledim, böyle bir oryantal esintiler de var, var ritimlerde. Çok hoşuma gitti aslında o. Bu arada yoga ile ilgileniyor musun? Yoga ile ilgileniyorum. Yoga ile ilgileniyorum ama çok sık, hani o kadar hayal. Hindistan'a da gitmişsiniz sanırım. Hindistan'a gittim yoga kampına, evet. Hindistan'a gittim yoga kampına. Ya şöyle, geçen gün çok enteresan birisiyle bir muhabbet ettim. Adam dedi ki, Pipo. Tamam mı? Pipo satıyor adam dükkanında. Ben de merak saldım, işte Pipo işte dinliyorum falan. Güzel bir şey söyledi, dedi ki. Ya Pipo dedi, çok güzel bir şey. Güzel bir uğraş. İnsanı dinlendirir. Hani sigara gibi değil ya. Fakat dedi ya, bu Pipo'yu dedi hayatının merkezine koymayacaksın arkadaş dedi. Hmm dedim. Çok mantıklı geldi bu söylediği. Dedi ki bu hayatın bir güzel detayıdır. Şimdi yoga da öyle. Spor da öyle, ne bileyim işte girişim hayat da öyle, yapmış olduğun ne bileyim spor da öyle. Ben böyle bir şeyi tamamen hayatımın merkezine koyup süper odaklanan bir insan pek değilim, karakter itibariyle pek değilim. Farklı uğraşlarım olsun istiyorum. İşte müzikle uğraşıyorum, belki işte sanatla uğraşıyorum, girişimciyim, işte konuşma yapıyorum. Ne bileyim işte bir şeye merak saldım diye illa onu hayatımın merkezine koymuyorum. Yoga da hakeza öyle. Böyle her gün böyle deli gibi yoga yapmıyorum ama... Ben de bu dinginliğin, bu huzurun sebebi acaba buradan mı kaynaklı diye düşündüm bir an. Yok, bunun yoga ile alakası yok. Çok sevdiğim bir arkadaşımın lafı vardır. Oğlum der, aydınlanmak için Hindistan'a gitmeye gerek yok. Aydınlanacak adam Ankara Seyran Bağları'nda da aydınlanır diye. Bu çok baba doğru. Sözü gibi geldi bana ama. Çok doğru laf. Mesela benim annem hayatımda tanıdığım en pozitif, en hayata karşı hani olumlu bakan, en mutlu, en dingin insanlardan bir tanesi. Yoga yapıyor mu? Yapmıyor. Size falan bakıyor mu evde? Bakıyor. Biz onunla eğer aynı şehirdeysek sabah kahvesi içiyoruz. Her sabah kahvesinden sonra tabii falımı bakıyor. Gerçekten. Peki Binnaz ablaya hiç fal gönderdiğiniz oluyor mu? Oha, tabii. Ben çok gönderiyorum Binnaz ablaya fal. Falerdin'e de gönderiyorum. Binnaz ablaya da gönderiyorum. Vallahi çıkıyor. Çok enteresan. Binnaz yani benim evet, Falahattin de çok başarılı. Adımı da her zaman tabii söylemiyorum. Hani demesinler ki ya patron bize fal gönderiyor. Evet evet. Bir en iyisini yapalım. Aynen. Peki aynen. Acaba sosyal medya hesaplarına bakıyorlar mı fal bakarken? Bunu yok, bakmaları ediyorum. Mümkün değil. Çünkü sen aslında bilgiyi gönderdiğin zaman senin soyadını görmüyor. Seni Avidan olarak görüyor. Hani Avidan tamam da atım Zeynep olsa ismin. Hangi Zeynep? Mümkün evet, değil. Avidan bulabilir. E-mail'ını görmüyor. Bilgilerini sadece senin vermiş olduğun kısmını görüyor ve soyadını görmüyor. Dolayısıyla sosyal medya hesaplarına bakması mümkün değil. Seninle ilgili bu Google Search yapması mümkün değil. Bir de doğum gününü paylaş diye bir şey var. Evet. Onu konuşmadan bence bitirmeyelim. Onu konuşmadan bitirmeyelim. Çok haklısın. Bu da şöyle, bizim sosyal sorumlulukla ilgili bir sevdamız var. Ben çocukluğumdan beri bu işe çok meraklıyım. Dedim ya, hani biz bilgiyi aktarıyoruz. Neden sadece bilgi aktaralım? Bir taraftan da birbirimize yardımcı olalım. İnsan onu hep söylüyorum, sosyal bir yaratık. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç da var. İnsan bir insanla ilişki içerisinde olmak istiyor. Yardım etmek istiyor. Fakat ne yapıp ne yapabileceğini de çok bilemiyorsun. Ben mesela bundan 3 sene evvel, doğum günüm, 30. yaş günümdü. Dedim ki ya ne yapayım? 30. yaş günümü böyle acayip parti, işte şampanya, ben de çok sevmem zaten öyle şeyleri. Ben dedim ki ya bunun yerine ben arkadaşlarımdan hediye medya isteyeceğimi bir derneğe bağış yapmalarını isteyeyim. Aa ne güzel, birkaç arkadaşım bağış yaptı. Biz böyle 7-8 bin TL'lik falan bir para topladık. Sonra gittik onu Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'ne bağışladık. Onlar da gittiler, bir tane teker gibi sandalye aldılar. Sağ olsunlar beni derneğe davet ettiler ve biz bir törenle bana gelecek o garip grup hediyeler yerine bir arkadaşımıza teker bir sandalye hediye ettik. Benim çok hoşuma gitti. Bu STK'lara yardım eden bir uygulama mı? İşte o uygulama değildi. Ben sadece eş dosta söyleyerek bunu yapmıştım. Sonra dedik ki ya biz bunu
sadece sertaç olarak değil bir toplum hareketi haline dönüştürelim. Düşündük nasıl olabilir bu? Doğum gününü insanlar paylaşabilir, bağışlayabilir. Şöyle sistem. Merhaba ben Avidan. Benim doğum günüm ne zaman doğum günü? 27 Aralık. 27 Aralık doğum günüm. Ha geliyor bak. Sen de bağışlayabilirsin. Evet. 27 Aralık doğum günümü STK söyle. LÖSEV. Evet LÖSEV. LÖSEV'e bağışlıyorum. Sevgili dostlar buradan kameraları söylersin. Ben 27 Aralık'ta doğum günümde sizden hediye medya istemem. Lütfen kampanyama tıklayın. Tek tuşla kredi kartı numaranızı yazarak bu derneğe bağış yapabilirsiniz. Ve bu bağış hop LÖSEV'e gidiyor. Yani iyilik paylaş üzerinden gitmiyor. Biz hiçbir kesinti yapmıyoruz, hiçbir komisyon almıyoruz. Bunu niye yapıyorsun Sertaç? Sosyal sorumluluk adına yapıyorum. Burada belki hani çok para toplanmayabilir. Çünkü insanız aslında çok basit bir cevabı var bunun. Belki çok para toplanmayabilir ama diyebilirler ki aa ya abiden böyle bir şey yapıyor, niye yapıyor? Ne için yapıyor LÖSEV? LÖSEV neydi? Anladın mı? Yani bir bilinç oluşturmak. İnsanları sosyal sorumlulukla ve teknolojiyi çok kolay bir şekilde birleştirmek. Böyle bir de misyonumuz var. Ben yapmazsam kim yapacak diye düşünüyorum. O yüzden yine dedik ya yapalım. Evet. Çok güzel başladı. Birçok dernekle anlaşmamız var. Ben bunun da bir genel Türkiye çapında harekete dönüşeceğini umuyorum. Evet, buradan herkese de bununla ilgili çağrı yapayım. Doğum günlerinizi paylaşın sevgili dostlar. iyilikpaylaş.org. Evet. Çok teşekkür ederiz. 25 dakika için. Oldum ya. Evet, 5 dakika bile. Gibi geçti. Evet kesinlikle öyle. Hatta sorularımıza bakamadım bile. Bakamadım o kadar keyifliydi ki sohbet. Yönetmenim bir saati uzatalım. Bir de çok güzel bir enerjiniz var. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ederim. Gerçekten iyi hissettim yani sizinle konuşurken. Normalde çok heyecanlanırım ben yayınlarda. Öyle hiç mi? Böyle olmadım. Öyle mi? Bu arada ben de doğum günümü bağışlıyorum. Umarım bunun harikasın, devamı gelir. Harikasın. Çok güzel bir fikir çünkü. Herkesin iyi hissedecek muhtemelen. Yavaşça sona doğru geliyoruz. Bugün Sertaç Bey ile birlikteydik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Akşam YouTube'da yüklenecek tekrar linkimiz. Kaçıranlara tavsiye edebilirsiniz. Bu arada sosyal medya hesaplarından da bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi kahveler bizden, sorular sizden. Fallar benden. Fallar da Sertaç Bey'den. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.